Yayınıma hoş geldiniz. Putin'in bu Ukrayna Savaşı'nda yine Sovyetler dönemindeki oyunu yaptığı ortaya çıktı. Putin savaşta ön kısımda Türkleri ve Dağıstanlıları kullandığını itiraf ediyor. Ve özellikle Dağıstanlıların ruhunu okşayan sözler söylüyor. İkinci Dünya Savaşı'ndaki kafa yine aynı. Rus ordusunun %70'i Rus asıllı, %30'u azınlık iken Ukrayna hattına sıkı durun. Ukrayna hattına %90 azınlık, %10 Rus'u sürdü. Yakalananların soyadlarına baktığımızda evet şaşırıp kalacaksınız. Gelin Putin ne demiş? İyi ki Dağıstanlıyım diyor. Rusça bilenler anlarlar. İyi ki Dağıstanlı olmak istiyorum diyor. Yani bu kahramanlıkları görünce Dağıstanlı olmak geçiyor içimden diyor Putin. Yemezler Putin bu oyunlarını. Gelin Kremlin'in sarı çocuğunun neler dediğini dinleyelim. Я русский человек. И, как говорится, у меня в роду кругом Ивана да Марья. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать, я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех из более чем 300 национальных групп, этнических групп России просто невозможно перечислить. Думаю, вы меня понимаете. Я русский человек. И, как говорится, у меня в роду кругом Ивана да Марья. Но когда я вижу примеры такого героизма, как Путин... İkinci Dünya Savaşı'nda Berlin'de Sovyet bayrağını dikende Dağıstanlı Abdülhakim İsmailov idi. Değişen bir şey yok. Kafkaslar ve diğer azınlıklar Rusların asker deposu. Yani en ön safta emellerini gerçekleştirmek için saldırttığı askerler ve unsurlar. Yakalanan esirlerin çoğu da öyle. Rusya şimdi ilk kahramanlık madalyasını Nurmehmet Muhammedov'a verdi. Nurmehmet Hacı Mehmetov'a verdi. Yanlış söyledim. Nurmehmet Hacı Mehmetov'a vermiş ve şunu söylüyor Putin. İyi ki evet bu kahramanlara sahibiz. Şu anda kendimi Dağıstanlı olmak hisseder görüyorum diyor. Yani bizi ve özellikle oradaki Türkleri bir şekilde Türk ırkını, Dağıstanlıları bir şekilde kullanmanın yolunu bulmuş, keyfini çıkarıyor. Ukrayna'ya gelen yabancı askerleri de işgalci ve terörist olarak algılıyorlar. Halbuki kendileri bunun alasını yapıyor. Mesela Ukrayna'da savaşan birbirinin askerlerinin 12 kişiden oluşan bu isimin 6'sının Kafkas isimleri olduğu görülüyor. Kafkasya'nın evet bütün halkları bu savaşa karşı sadece yerel yönetimler ve onlara bağlı askeri birimler Rusya saflarında. Gördüğünüz gibi yerel yönetimler o askerleri topluyor ve Rusya saflarına çekiyor. Yoksa oradaki, Dağıstan'daki ve Kafkasya'daki bütün halklar normalde savaşa karşı. Yanlış anlaşılmasın. Rusya ile savaşa karşı, Rusya için savaşa karşı Dağıstanlı ve Kafkaslar. Şimdi size bir resim getireceğim. Bulunan zemin Ukrayna. ABD ve Rus askerleri var. Çin de uzaktan dürbünle izliyor. Yani Ukrayna krizini gördüğünüzde özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya tarafından burası bir nevi yem olarak kullanıldı. Ukrayna'da bir hesaplaşma düşünülüyor. Gerilla savaşı mıdır, başka bir şey midir bilmem ama burada belli planlar gerçekleştirmek isteniyor. Ruslar için savaşmaya gelen Çeçen teröristler, evet Çeçen demeyelim, Kadirov'un çeteleri, Kadirov'un teröristleri özellikle bu Çeçenistan'daki, evet Çeçenistan'daki masum halk ve özellikle Rusya'ya karşı savaşan mücahitlerdir Çeçen. Biz Rusya için savaşanları Çeçen görmüyoruz. O yüzden Kadirov'un çeteleri diyeceğiz. Kadirov'un teröristleri. Çünkü Çeçenistan asil bir halktır. Çeçenistan bambaşka bir yöredir. Büyük destanlara sahiptir. Rusya'ya diz çöktürmüş bir ülkedir Çeçenistan. Rus lider
Evet, Rus lider Putin, Rus liderin adamı Rus Kadirov bu kişileri parasıyla, belli imkanlarıyla kandırdı, getirdi buralara. Ama inşallah Çeçenistan'ın gerçek mücahitleri bunlara derslerini verecek. Evet, Kiev'de bir askerin siperdeki halini görüyorsunuz. Gerçekten rahat ve kendine güveni var, vatanını seviyor. Ve burada siper almış vaziyette Kiev'i savunmak için. Rus ordusu tüm gücüyle Sumi'ye yükleniyor. Özellikle Sumi bölgesinde ve Sumi bölgesindeki bombardımandan dolayı Sumi bölgesini Vali Dmitri Zivoski boşaltma kararı almış. Sumi'den son dakika bilgileri bunlar değerli izleyenler. Yani Kharkov direniyor, Sumi direniyor. Müthiş bir direniş gerçekleştirdiler. Ruslar sadece havadan uçaklarla avantaj sağlıyor. Her yerde olduğu gibi. Artık ne diyoruz? Uçak yapmamız gerekiyor. Şükür ki şu anda milli muharip uçak yapımına başladık. Hava savunma sistemleri yapmak istiyoruz dedik. Yapmaya başladık. Ukrayna'ya aylardır yayınlarımda söyledim. Uzun menzilli hava savunma sistemi yollanmalıydı. Ukrayna'yı hala hazır görmedim. Çünkü Rus uçaklarını durduracak belli bir teknolojiye sahiptiler ve bunu geliştirebilirlerdi. Bunlar gerçekleşmedi. Ukrayna'nın elinde birkaç stratejik silah kaldı. Bir de cesaretler eklendi mi tüm ülke erkekleri ülkeyi savunmak için büyük bir mücadele vermeliler. Ruslara bu ülkeyi, bu toprakları terk edemezler. Ukrayna'da evet bir general öldürüldü. 1. Çeçenistan Savaşı ve Suriye iç savaşlarına da katılmış olan tüm general Andrei Sukhovetski Ukrayna'da öldürüldü değerli izleyenler. Gördüğünüz gibi çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüsü Ukrayna'da evet artık ham olur diyoruz. Evet, Rus general bir an önce cehenneme gitti. İnşallah diğerleri de gidecektir. Çünkü Ruslar işgalciler. Polonya Ukrayna sınırına ABD ordusuna ait CH-47F gidiyor. Bunlar ne götürüyor? Savaşçı mı götürüyor? Bunlar ne götürüyor? Evet, ne taşıyorlar? İşte bu çok önemli. Zelenski'yi mi taşıdılar? Bunlar çok önemli. Zelenski Polonya'ya mı taşındı? Zelenski Lviv'e mi taşındı? Bunlar çok önemli. Zelenski ülke içinden mi yönetecek? Zelenski ülke dışından mı? Eğer Zelenski terk ederse koltuğunu, Kiev'de hızlı düşer, Lviv'e kadar dayanırlar. Başkomutanları orada bu gücü göstermeli. Başka çaresi yok. İşte bu haberler Rusya tarafından Ukrayna ordusunu çözmek amaçlı propaganda yapabilir. Bakalım gelişmeler ne getirecek, neler olacak. Bu haberleri takip ediyoruz, sizlerle de paylaşacağız. Kharkov'a inanılmaz bombardıman yapıldı. Kharkov büyük bir direniş gösterdi. Bunun yanında Sumi de aynı, halk tahliye ediliyor. Büyük bir direniş var. Donbas hattında da durumlar iyi. Sadece güneyde ve güneydoğu bölgesi Medibol, Kherson bölgelerinde bir direniş biraz geri çekildi. Bakalım Ukrayna Rusya'ya ne sürprizler hazırladı. 64 kilometrelik o konvoyu ne sürprizler bekliyor, bakıp göreceğiz. İnşallah bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.